yangın haberini köyde aldığımızdan 10 gün sonra hala yangına bir müdahale edilmediğini, daha da çok büyüdüğünü, Buzutepe köyüne 1 kilometreye kadar yaklaştığını dün köylülerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında teyit edildi. Bizler bu süreçte Türkiye'de olan bütün yangınların insanların için nasıl acıttığını biliyoruz. Bugün bu topraklarda bir yangın var ve bu yangına müdahale etmek istediğimizde güvenlik nedeniyle o bölgeye giremeyeceğimize dair il makamınca bize bildirildi. Ancak bizler biliyoruz ki bu tür yangınlar, bu kadar sarp alanlardaki yangınların ancak ve ancak hava destekli söndürmeyle olacağını, yine de Orman Müdürlüğü'ne ait çalışan arkadaşlarımızın denetiminde bir o tür yerlere, yani bu yangınlara müdahale edilebileceğini de biliyoruz. Bizlerin talebi şu: biz burada bir yangın var, o yangın alanında bütün canlıların yaşam hakkı yok oluyor, sonlandırılıyor ve bitkiler yok oluyor, orman yok oluyor. Bakın, gördüğünüz üzere en az 5-6 kilometrelik alanda bir yangın var ve bu yangına müdahale edilmesi gerekiyor. Dün saat 2 civarında o bölgeye, Buzutepe'ye gitmek istediğimizi, ancak Bilgeç Karakolu'nda o bölgeye sivillerin gidemeyeceğini, ben belediye başkanı olduğumu söylememe rağmen o bölgeye, köye gidemeyeceğini ne dair bir engelleme oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında, valilikle yapılan görüşmeler sonrasında o köylere gidilebileceğini, ancak yangın bölgesinde güvenlik açısından sakıncalı olduğu için oraya gidilemeyeceğine dair bir izin çıkarıldı. Köylere giderken 1,5-2 saate yakın izin çıkmasına rağmen köye giremedik. Ovacık Kaymakamı bölgeye kendisi gelerek gerçekten de hiç kabul edilemez bir üslup ve tarzda üzerimize yürümesi, size sıkıntı olacağını, size sıkıntı olurum, eğer bana bu tür durumlarda köye girerseniz gerekirse kaymakamlığı bırakır, size sıkıntı olacağına dair bizi tehditvari bir üslupla bölgeye girmemizi engellemeye çalıştı. Yine Kaymakam Bey ile beraber gelen Aliş, sonra da ismini öğrendiğimiz Aliş Çorak isminde bir koruyucu, arkadaşlarımızın ve bizim elimizdeki cep telefonlarına el koyma girişimi bizim mücadelemizle ve bizim onlara karşı çıkışımızdan sonra bunu alamadığını, o köye girerlerse, köyden 100 metre çıkarsa müdahale edeceğini ve sizinle birlikte oraya kadar gelip orada sizi denetleyeceğine dair bir tehditvari bir tehditle bizi oraya sokmamaya çalıştı. Bu anlamıyla da bizim derdimiz belli. Görüyorsunuz, bölgede büyük bir yangın var. Bu yangın rüzgarın etkisiyle de genişleyerek devam ediyor. Bugün Buzutepe'nin bir mezrası şu anda yangın ulaştı. Evet, orada bir yerleşim yeri yok ama orada 5 tane ev, yani konut, 5-6 tane de sürü sahibi ve arıcılar o bölgededir. Bizim kaygımız şu, korkumuz da şu: şu yangının söndürülmesi. Başka bir talebimiz yok. Şu yangın söndürülsün. Bakın, gördüğünüz üzere orada belki de yüzlerce canlı, yüzlerce börtü böcek yok oluyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Bugün kolluk kuvvetleri de görüyor. Bugün valilik de görüyor. Bugün kaymakam da görüyor. Yani bizim istediğimiz şu ki, evet, orada bir güvenlik sorunu söz konusuysa, o zaman Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arkadaşlarımızın denetiminde bizler, çevreciler, STK'lar oraya gidip ona müdahale etmemiz gerekiyor. Ama sadece insan gücüyle müdahale değil, aynı zamanda hava destekli bir müdahalenin olması şart.